Eksik kalmıştık. Cinsellik ve iktidarsızlık hakkında konuşamadıklarımız Evet, vardı. konuşamadık. Doğru. Bugün yine aynı konular üzerinden devam edeceğiz. Doğal yollarla iktidarsızlığı çözeceğiz hocam. İnşallah. Öyle mi? İktidarsızlık erkeğin hanımıyla veya eşiyle ilişkiye girememesi, ilişkiye girse de hemen o ilişkinin bitmesi. Yani performansının sıfır olması gibi bir nedir durum. Nedir hocam bu sebepler? Erkeklerin bu en büyük sorunu olan diyeyim daha doğrusu. Erkeği erkek yapan sorunların bu kadar neden olması neden? Çok 20 çeşit sebebi sayabiliriz. Gençlerde genellikle tecrübesizlik, utangaçlık, sıkılganlık, psikolojik olabilir. Orta yaşlı ve yaşlı insanlarda genellikle hastalıktan kaynaklanır. Evet. Birçok sebebi var. Bunların sebeplerin birkaç tanesini sayacak olursam kalp damar rahatsızlığı. Yanlış beslenme nedeniyle damarlarda yalanma, daralma, sertleşme kalbin fonksiyonlarını bozar. Evet hocam. Kolesterol, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, antibiyotik, antihistaminik veya da tansiyon, kolesterol, diyabet hapları nedeniyle böbrekler yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeder. Bel ağrısı, bel fıtığı. Bel fıtığı olursa ne olur? Yani vatandaş rahat edemez tabii ki. Şeker hastalığı nedeniyle damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olur. Fonksiyon yavaş yavaş yerine getiremez. Evet. Tabii ilk önce burada kalp ve damar hastalıklarını tedavi etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Çünkü 15, burada 20 tane. Bunları bir sayayım. Ondan sonra dönelim. Prostat ameliyatı olursa artık cinsel ilişkiden zevk almaz olur. Çünkü prostat da hormon salgılıyor. Lüzumsuz bir organ değil. Prostat ameliyatı olanlarda %85 oranında cinsel yetersizlik olduğu tespit edilmiştir. Yani bitmiş, artık soğumuştur. Evet hocam. Bunun birçok sebepleri var. Ayrıntılarını sonra gireriz. Ama artık hocam günümüzün tıbbına bakarsak, evet prostat ameliyatları %90-95'lerde cinselliğe sebep olan bir cerrahi yöntemlerdir. Ama günümüzde artık tıp o kadar ilerledi ki prostatada ameliyat olduğunda cinsellikte ve çocuk yapma isteğinde o kadar çok sorun teşkil etmiyor. Ediyor. Ediyor mu? Ediyor. Yetmiyor. Ne yetmiyormuş? Yani cinselliği... Prostat orada kendi başına havada mı duruyor? Hayır hocam. Prostatı alırken prostatın etrafındaki sinir sistemine de zarar veriyor. Prostatın hemen üst tarafında sperm torbası var. Yani birçok fonksiyonlar gidiyor yavaş yavaş. %85 bu. Kişinin biyolojik yapısına göre mi o zaman değişiyor hocam? Çünkü günümüzün doktorlarının dediği gibi prostat ameliyatı olduğunda evet cinsellik biraz kayba uğruyor ama hiç olmuyor da değilmiş. Şimdi meni testislerde üretildikten sonra prostatın hemen üzerinde yapışık gibi duran sperm torbasında depolanır. İlişki sırasında yoğurt gibi koyu olan meni prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak ayran gibi olur. Prostat ameliyatı olduysa kişi nasıl bu sıvılaşacak meni? Sıvılaşmaz, koyu, ağır. Kişi bunu boşaltmak için uğraşır, işkence gibi gelir. Ağır gelir. Acı verir, sızı verir. Cinsellikten soğur. Prostat ameliyatı olan kişi cinsellikten soğur. Yani yapsa da soğur. Yapamaz da çünkü oradaki diğer sinir sistemlerinde tahribat oluyor. Nasıl orada tek başına organ havada asılı durmuyor ki? Çevre dokularla bağlantıları var. Bağ dokusuyla bağlı. Anladım. Ya evet cinsel iktidarsızlığı kesmiyor. İktidarsızlığı tamamen ortadan kaldırmıyor ama isteksizlik %85 sağlıyor. Azaltıyor. %85 bu azaltıyor. Bu Alman Sağlık Bakanlığı'nın... O zaman zamanla da isteksizliğe yol açıyor bu. Evet. Evet hocam. Şimdi ameliyatsız tedavi mümkün. Onu sonra biraz sonra değineyim. Kısaca sayayım. Hormon bozuklukları, sinirsel rahatsızlar, uyku rahatsızları, aşırı kilo, kilo nedeniyle hormon yetersizliği vesaire. Bazı eşler arasındaki uyumsuzluk, gerilim vesaire vesaire zamanla isteksizliği tetikler. Askerlere yemeğine şapka atılır. Bu da cinselliği yavaş yavaş bitirir. Çok tehlikeli. Evet. Beslenme günümüzde besin maddelerinde yediğimiz sebzelerden, meyvelerde, hayvansal veya bitkisel gıdalarda vitamin, mineral, enzim vesaire 50 yıl öncesine göre çok çok az. İçi boş besinlerle besleniyoruz. Neden? Çünkü tarımda ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar insanları zehirliyor. Mesela
Premix denen tavuk yemi ne içerir? Tavuk yemine katılan Premix denen bir ön karışım katılır. Bir ton tavuk yemine 1 kilo Premix katılır. Tavuk yumurtası kırmızı olsun diye katılır. Bir, renk verici. İki, sarısını sarı olsun diye. İki, daha çok yumurta yapsın diye östrojen hormonu katılır. Üç, antibiyotik katılır hastalanmasın diye. Ama ne yapıyor bunlar? Bu hormonlar östrojen hormonuyla beslenen tavuktan kişi sadece tavuğu yemiyor, etini de yiyor vesaire. Östrojen hormonu yükseldikçe erkekler yavaş yavaş kadınlaşıyor, cinsel fonksiyonları azalıyor. Evet. Yani tavuk eti veya tavuk yumurtası yiyor, farkına varmadan östrojen hormonu da yiyor beraber içinde. Bu da hormon dengelerini bozuyor. Yani et yiyorsunuz, ya kırmızı et kötü, tavuk eti yiyorsunuz, o daha tehlikeli. Yani hayvansal ve bitkisel gıdalar insanları zehirliyor. Çok yoğun çalışma nedeniyle aşırı yorulma, sigara, alkol, madde bağımlılığı vesaire gibi birçok sebep var.